Samimi Analiz programıyla karşınızdayız. Sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal bizlerle. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim Sayın Bal. Emeklilere ekzam için çalışmalar sürüyor. Biz de haberlerimizde yer veriyoruz ama son çıkan bir bilgi var ki o da kulislerde Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla ek bir ikramiyeden bahsediliyor. Böyle bir iddia var. Bunları sormak isterim sizlere ama öncelikle Ekim ayında meclisin açılmasıyla gündeme gelmesi planlanan emeklilere zam ne kadar olacak hemen sizden öğrenmek isteriz. Tabii bu konuda net bir şey şu an için söylememiz mümkün değil. Bunun için çok fazla kulis bilgisi var ortalıkta dolaşan. Daha biz bu zammın da nasıl yapılacağını aslında bilmiyoruz. Yani 2-3 tane versiyon var ortada. İşte kök maaşa direkt olarak yapılacak olan bir zam, hazine desteği mi, seyyanen zam mı, nasıl bir zam yapılacak onu bilmiyoruz şu anda. Artı olarak bütün emekli maaşlarına mı yapılacak? Evet. Sadece en düşük emekli maaşı mı artırılacak? Mesela bunun örneğini yaşadık biliyorsunuz ki evet, 2023 yılının Nisan ayında en düşük emekli maaşlarımız 5500 liradan 7500 liraya çıkarıldı ama diğer maaşlarımıza zam yapılmadı. Ve diğer emeklilerimiz örnek veriyorum 7600 lira alan emeklimiz zam görmedi. Ama o tarih itibariyle 5500 olan emekli maaşı 7500'e çıktı. Yani şu an için net bir bilgi yok bu konuda. Detay olarak da çok bir şey söylemek mümkün değil. Benim şahsi fikrimi sorarsanız eğer meclisin açılmasından itibaren kesinlikle en düşük emekli maaşlarında bir düzenleme olacak diye düşünüyorum. Özellikle 7500 lira olan SSK Bağkur emekli maaşlarının 10.000 veya belki biraz üstü memur emekli maaşları da 9.876 lira bugün itibariyle. O da 12.500-13.000 bandına çıkar diye düşünüyorum. Siyasette bir takım gelişmeler oldukça ve liderlerimizle konuştukça bunları görebiliyoruz. Şöyle ki sonuçta bir maliyede düzenlemeler, Merkez Bankası'nda düzenlemeler, ekonomide bir takım düzenlemeler var. Bunun farkındayız. Biraz sanki hani 6 ayda bir yapılan zamların biraz önüne geçilmiş gibi duruluyor ve kök işte maaşı da biz ilk defa işte sizin de belirttiğiniz gibi 7600 alan emeklilerimizde gördük. Biz hepsinin birden zam alacağını düşünüyorduk ama öyle zannediyorum ki bir yandan bir kısıtlama söz konusuyken bir yandan da liderlerin açıklamasına baktığımız zaman evet sizi enflasyona ezdirmeyeceğiz şeklinde hem Bahçeli'den hem Cumhurbaşkanımızdan böyle açıklamalar var. Bir yandan da sormak isterim. Hani 10 bin lira olması ya da üzerinde olması hani emeklilerimizi umutlandıran haberler ama bir beklenti var sonuçta. Tabii tabii kesinlikle beklenti var. Zaten bu beklentinin ötesinde bir şey artık. Yani şu anda 15,5 milyon emeklimiz var bizim. Düşünün bütün emekli maaşları içinde 9.500 lira civarında 9.000-9.500 lira arasında bir ortalama emekli maaşınız var Türkiye Cumhuriyeti'nde. 11,5 milyon SSK Bağkur emeklisi var 12 milyona yakın. Bu 12 milyona yakın SSK Bağkur emeklisinin yarısı 7.500 lira alıyor. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz? Toplam emekliler içinde neredeyse 3'te 1'den fazlası yani 3'te 1'inden fazlası en düşük emekli maaşını alıyor. Ya bizim emekli maaşlarımız şu an itibariyle çok düşük kaldı. Yani hane halkı geliriyle karşılaştırıldığında kesinlikle çok ciddi manada fakirlik sınırının, açlık sınırının altına geldi. Evet, bunun için de... Evet, buyurun. Bunun Sayın Devlet Bahçeli grup toplantısında dile getirdi. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı bunu 2 kere, 3 kere bizzat kendisi dile getirdi. Yani bunun farkında olduklarını bir an önce düzeltilmesi gerektiğini. Çalışma Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan aynı şekilde bunu defalarca dile getirdi. Yani aslına bakarsanız siyasilerin her kesimi bu konuyla alakalı olarak farkında. Zaten farkında olmamak da mümkün değil bugün itibariyle. Yani 7500 lira bir maaş nedir ki bugün? Yani düşünün bir market alışverişi 3000-4000 lira tutuyor. Basit bir market alışverişi. Yani gidiyorsunuz, 2 tane poşet dolduruyorsunuz, 2000 liradan aşağıya çıkamıyorsunuz şu an itibariyle. Bu insanların 7500 lirayla bir ayını geçirmesi gerçekten onlar için çok kolay değil. Dolayısıyla burada bir düzenlemenin kesin gözüyle bakıyorum ben Ekim ayı itibariyle.
Hatta benim aslında bakarsanız düşüncem şu şekilde, aynı Nisan'daki gibi en düşük emekli maaşına bir artış yapılacak, diğer maaşlara dokunulmayacak. Ondan sonra zaten Ocak ayında tekrar diğer maaşlarla birlikte artış olacak diye düşünüyorum. Ama tabii bu tamamen kişisel öngörü. İlerleyen günlerde detayları göreceğiz. Peki son birkaç gündür çıkan yine emekliyi rahatlatmak adına bir iddia dolanıyor kulislerde. Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak bir tek seferlik 5.000 lira, hatta rakam da verildi. 5.000 liralık bir ikramiyeden söz ediliyor. Nereden çıktı? Bu rakam nasıl belirlendi? Var mı böyle bir bilgi elinizde? Yani şöyle, şimdi siz de gazetecisiniz. Gazetecilikte kulis haberciliği diye bir şey var. Evet. Şimdi kulis haberciliğinde ben şöyle bakarım olaya. Bu böyle bir kulis haberi yayıldı bütün Türkiye'de, artık bu her yerde yer alıyor. Hükümetten bir yalanlama var mı? Hayır, yok. Demek ki yani burada bir yani bunun yalanlanırdı çünkü. Çünkü çok ciddi bir boyuttan bahsediyoruz. Yani 15 milyon çarpı 5 bin lirayı hesap ederseniz siz yani 75 milyar liraya yakın bir paradan bahsediyoruz. Bu para direkt olarak emeklilere ödenecek. Hükümet bunu ödeyecek. Hükümetten bir yalanlama yoksa, hayır böyle bir şey yok kardeşim diye böyle bir söz çıkmış ama bizim şu an için böyle bir çalışmamız yok da diyebilirlerdi. Ben olmamasını aslında olayın doğru olduğuna yoruyorum. Yani tersinden okuyorum. Böyle bir şeyin yalanmamasının sebebi, demek ki böyle bir şey doğru. Onu da Ekim ayında meclisin açılmasıyla birlikte tekrar göreceğiz diye düşünüyorum. Bir kamuoyu yoklaması gibi geldi bize de tabii ki. Bir yandan, bana da öyle geldi. Bir yandan da EYT'deki son gelişmeleri de sormak isterim. Birçok kişi de bekleme sürecinde hala işte EYT'niz onaylandı mı, onaylanmadı mı? Bir yandan hani işte maaşlar bekletiliyor, birikiyor şeklinde bir sevince ve bekleyişe de sebep oluyor ama sonuçta olumsuz cevaplar da gelebilir. Bunun sebepleri nedir? Onu da soralım hemen size. Yani şimdi EYT ile alakalı olarak şu an itibariyle zaten süreç neredeyse başvurulanlar başvurdu. Hı hı. Onların içinde 5.975 güne kadar tamamlaması gereken bir kesim vardı. Onlar da zaman içinde başvuracak. Yani önümüzde bir iki sene daha var onlar açısından. 2-3 seneye kadar çıkabilecek bir süre var. Eksik günü olanlar için konuşuyorum. Diğerlerinde de şu anda hala daha Mart ayında başvurup da emekli maaşı bağlanmayanlar da var. Evet. Yani özellikle onlarda bir bekleyiş sürüyor. Onlara ben şöyle bir şey tavsiye ediyorum. Eğer bu emekli maaşına da ihtiyaçları varsa gerçekten, hani maddi olarak da zor durumdalarsa, o zaman avans maaş isteyebilirler. Hı hı. Bağlı oldukları SGK'ya giderek bir avans maaş talebinde bulunacaklar. Başvurudan itibaren zaten yeterli zaman geçmiş durumda. Onlara avans maaş bağlanır. Yani toplam biriken paranın 1/3'ünü de maaş olarak alırlar. O konuda böyle bir tavsiyemiz olabilir. Peki, çok teşekkür ederim. Eklemek istedikleriniz varsa onları da almak isteriz Sayın Murat Bal. Yani eklemek istediğim şu, Ekim ayında meclisin açılmasıyla birlikte, hı hı, ben emeklilerin yüzünün biraz güleceğini düşünüyorum. Yüzde kaç bir rakam da verebilirseniz çok seviniriz. Şöyle, o konuda bir değişiklik yapıldı Aleyna Hanım. Hı. Yani eskiden gerçekleşen enflasyon artı refah payıydı bizim SSK Bağkur emekliliklerindeki maaş artışımız. Memur emeklilerinde de gerçekleşen enflasyon farkı ve toplu iş sözleşmesinden gelen imzalanan rakamdı. Hı hı. Burada bu şekilde bir maaş zammı hesabı vardı. Kanuni bu oran. Yani kanunla belirlenmiş bir oran. Ama geçtiğimiz günlerde Ekonomi Bakanımız Mehmet Şimşek bir açıklama yaptı. Bu çok enteresan ve çarpıcı bir açıklamaydı. Artık dediğim, gerçekleşen enflasyon üzerinden bir maaş zammı artışı yapmayacağız. Beklenen enflasyon üzerinden yapacağız. Yani Merkez Bankası'nın beklenti raporu var biliyorsunuz yıllık olarak. Hı hı. Yıl sonu itibariyle bu rakamı işte piyasalardan yaptığı analizle bir beklenti açıklıyor. Mesela bu sene için %35 ile başlamıştık. 65'e 68'e. 58'e yükseldi ilk başta. 65'e yükseldi. Dün de 67.22'ye geldi. Hı hı. Yani orada 4 kere revize edilmiş bir enflasyon beklenti rakamı var. Ben bunun daha da artacağını düşünüyorum. Yani şu anda daha 9. ayın ortalarındayken biz
Bu enflasyonu bu şekilde görüyoruz. Biliyorsunuz son 2 ayın enflasyonu %9.9 geldi. Hani bir tam oran vermemekle birlikte %55-60 civarında bir artış olabilir diye gözüküyor bugün emekliye, itibariyle. Emekliye değil mi? Yani tabii ben not almıştım. Bakın bir saniye. Aşağı yukarı %41 artı 15 şeklinde bir artıştan bahsediyoruz şey için, memur için. Evet. Ama tabii daha bu şu an itibariyle. Bunun bakalım ne kadar artacak? Enflasyon beklenti oranını tekrar revize edecek mi Merkez Bankası? Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz ama %50'nin üzerinde bir artış olacağı gözüküyor artık. Peki çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Çok teşekkürler. İyi yayınlar, çok sağ olun. Teşekkürler. Sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal bizlerleydi. Bir sonraki Samimi Analiz programında yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.